Arkadaşlar i'nin kuvvetlerinin dörde bölümünden kalanları bulmam gerekmekte. 12n artı 12 ifadesi 2 ifadede dördün katı olduğundan dördün tam katıdır ve dörde bölündüğünde burada ne kalacaktır? Sıfır kalanı kalacaktır. 8n artı 2 ifadesi burada dörde bölündüğünde 8n dörde tam bölünür ancak 2 dörde bölündüğünde 2 kalanını vereceği için burası 2 olmalıdır. 16n artı 11 ifadesinde 16n dörde tam bölünür. Ancak 11 4'e bölündüğünde 3 kalanını vereceği için burası 3 olmalıdır. Ve alt taraftaki ifade 4 n artı 8 ifadesi 4'ün tam katı olduğundan buranın değeri de 0'dır. Bu durumda elde edilen ifade i üzeri 0 artı i'nin karesi eksi i'nin küpü alt tarafta da i üzeri 0 vardır. Şimdi bu ifadelerin değerlerini yerine yazmaya çalışalım. i'nin 0. kuvveti 1 artı i'nin karesi eksi 1 eksi i'nin küpü ne yapacaktır? Eksi i yapacaktır ve alt tarafta arkadaşlar ne vardır? 1 vardır. Bu durumda değerli arkadaşlar şu iki ifade birbirini götürdü. Bu ikisi birbirine artı yaptı. i'yi 1'e böldüğümde buradan i elde ettim. Sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Arkadaşlar bu ifadeyi düzenleyerek yazalım. Burada karekök içerisinde eksi 6 ifadesi kök eksi 1 ile kök 6'nın çarpımıdır. Benzer şekilde burada kök eksi 1 ile kök 24'ün çarpımı vardır. Eksi. Burası karekök içerisinde eksi 1 ile karekök içerisinde 3'ün çarpımı. Buradaki ifade de karekök içerisinde eksi 1 ile karekök içerisinde 12'nin çarpımıdır. Bu durumda şu iki ifadenin çarpımı ne yapar? Eksi 1 yapar. Şuradaki iki ifadenin çarpımı da karekök içerisinde 144 yapacaktır. Eksi. Bu iki ifadenin çarpımı burada eksi 1 yapar. Şu iki eksi de birbirine artı yaptı. Bu iki ifadenin çarpımı da burada karekök içerisinde 36 yaptı. Bu durumda şu ifadenin kök 144 dışarıya 12 olarak çıkacağı için eksi 12 olduğunu biliyorum. Artı buradaki ifadenin değerinin de ne olduğunu biliyorum? 6 olduğunu biliyorum. Bu iki ifade toplandığında eksi 6 elde edildiğinden doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar verilen fonksiyonda i sayısı yerine yazıldığında buradan fi ifadesinin şu olduğu elde edilir. 2 çarpı i üzeri 45 eksi 3 çarpı i üzeri 33 artı i üzeri ne olacaktır? 21 olacaktır. Şimdi arkadaşlar 45 sayısının 4'e bölümünden kalan 1 olduğu için burası 1. 33 sayısının 4'e bölümünden kalan 1 olduğu için burası 1. Ve 21 sayısının 4'e bölümünden kalan 1 olduğu için burası 1 olmalı. Yani buradan elde ettiğim ifade 2i'ye eksi -3i 3i'ye artı i olacaktır. Bu ifadelerin toplamı da 0 olduğundan doğru yanıt e seçeneğidir. Arkadaşlar fx fonksiyonunda x yerine 1 koyduğumda şunu elde ediyorum. 1 artı i artı fx fonksiyonunda x 2 yazdığımda burada 1 artı i'nin karesini elde edeceğim. Ve bu ifadeyi devam ettirdiğimde en son 49 yazarsam bu durumda 1 artı i üzeri 49 ifadesini elde edeceğim. Arkadaşlar bu ifadede 49 tane terim olduğundan ve her terimde 1 bulunduğundan demek ki buradaki birlerin toplamı ne yapacaktır? 49 yapacaktır. Birleri topladıktan sonra burada geriye kaldı? i kaldı i'nin karesi kaldı, i'nin küpü kaldı, i'nin dördüncü kuvveti kaldı ve bu ifade nereye kadar devam ediyor? i'nin 48 artı i'nin 49. kuvvetine kadar devam ediyor. Arkadaşlar i'nin kuvvetlerinden ardışık 4 tanesini topladığımızda bu değer ne yapacaktır? Sıfır yapacaktır. Yani 1'den 4'e kadar 0, 5'ten 8'e kadar 0. Devam ettiğimiz zaman nereye kadar 0? 48'e kadar bütün terimlerin dörderli toplanabilip ve bunların değerlerinin sıfır olduğunu görebileceğim. O halde buradan geriye şu kalacaktır. Burası 49'dur. Burada i üzeri 49 ifadesi vardır. 49 ifadesi burada arkadaşlar 4'e bölündüğünde bir kalanını verdiğinden bu ifade 49 artı nedir? i'dir. Bu durumda bu karmaşık sayının reel kısmı 49, sanal kısmı 1'dir. Bu iki ifadenin toplamı 50 olduğundan doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar verilen ifadenin deltası hesaplandığında burada şöyle hesaplanır. B'nin karesi 64'tür. Burada eksi 4 çarpı A çarpı C. Yani ne oluştu? Eksi 36 ifadesi oluştu. Bu durumda kökler x1 ve x2 ifadesi nasıl bulunacaktır? Burası eksi B artı eksi kök delta. Alt tarafta da ne vardır? 2A ifadesi vardır. Burada eksi B yerine bakın B sayısı eksi 8 olduğu için eksi B yerine 8 yazdım artı eksi. Burası kök eksi 36'dır. Alt tarafta da 2 vardır. Arkadaşlar kök eksi 36 ifadesinin değerinin burada 6 i olduğunu biliyorum. Yukarıdaki ifade 2'ye bölündüğünde buradan 4 artı eksi 3 i elde edilecektir. Seçenekler, seçenekler incelendiğinde 4 eksi 3 i burada bulunduğundan sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Arkadaşlar, z karmaşık sayısı x artı y, i karmaşık sayısı ise bu durumda z karmaşık sayısının eşleniği x eksi ve bu iki ifade alt alta toplandığında, şunların gittiğini ve geriye 2x kaldığını, yani sadece reel kısmın kaldığını, i'li ifadelerin yok olduğunu gördüm. Seçenekler incelendiğinde burada i'li ifade barındırmayan seçenek E seçeneği olduğundan sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir. Arkadaşlar, eğer ki bu polinom eksi 2 ifadesini kök olarak kabul ediyorsa demek ki diğer kök 2 i olmalıdır. 5 i ifadesini kök olarak kabul ediyorsa bu, hal, bu durumda diğer kök de eksi 5 i'dir. O halde ben buradan px polinomunun şu olduğunu söyleyebilirim. x eksi 2 i çarpı x artı 2 i devam ediyorum. Burada x eksi 5 i vardır ve burada da x artı 5 i ifadesi vardır. Bize diyor ki x'e ne sıfır koy. Peki x'e ne sıfır koyduğumda P0 ifadesi burada eksi 2 i, burada 2 i, burada eksi 5 i ve burada da 5 i ifadesini oluşturmuştur. Bu durumda şu iki eksi birbirini ne yaptı? Artı yaptı. Arkadaşlar sayıları çarparsam 2 iki ile 2'nin çarpımı 4, 5 ile 5'in çarpımı 25, 25 ile 4'ün çarpımı ne yapar? 100 yapar. Burada 4 tane i olduğu için bu ifade i üzeri 4'tür ve i üzeri 4 ifadesinin değeri 1 olduğundan buradan 100 elde edilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar i, i'nin karesi, i'nin küpü ve i'nin dördü toplandığında sıfır elde edilir. Devam ediyorum. i'nin beşinci kuvveti, i'nin altıncı kuvveti, i'nin yedinci kuvveti ve i'nin sekizinci kuvvetini topladığında gene sıfır elde edilecektir. O halde sondaki ifadenin kuvveti dördün katı olduğunda tüm terimlerin toplamı sıfır olur. Yani ben bu ifadeyi devam ettirip burada en sondaki ifadeye i üzeri 2018'den önce dördün katı olan en büyük sayı 2016 olduğu için buraya kadar olan ifadelerin tamamının toplamının sıfır olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda ne söyleyeceğim? Buradan geriye aslında i üzeri 2017 ve i üzeri ne kalmıştır? 2018 ifadesi kalmıştır. Arkadaşlar 2017'yi dörde böldüğümüzde kalan 1'dir. 2018'i dörde böldüğümüzde kalan 2'dir. Yani ben neyi hesaplayacağım? i ile i kare ifadesinin toplamını yani i eksi 1'e hesaplayacağım. Bu ifadenin reel kısmı eksi 1'dir. Sanal kısmı 1'dir. Ve bu iki ifadenin toplamı 0 olduğundan doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar bu iki karmaşık sayı birbirine eşit olduğuna göre şu ifade yani reel kısım burada 6 olmalıdır. Hemen yazalım. X ile 2Y'nin toplamının burada 6 olduğunu biliyorum. Burada sanal kısım X eksi Y ve burada sanal kısım 5'tir. O halde x eksi y ifadesinin değeri de buradan ne olmalı? 5'e eşit olmalı. Bu durumda arkadaşlar alt taraftaki ifadeyi 2 ile genişlettiğimizde burası ne yapacaktır? 10 yapacaktır ve bu iki ifadeyi alt alta toplarsam buradan 3x ifadesinin ne olduğunu bulacağım? 16 olduğunu bulacağım. Yani x'in değerine gelecek 16 bölü 3 gelecek. Hemen şunu yapıyorum. Buradaki ifadede x gördüğüm yere 16 bölü 3 yazıyorum. Burası 16 bölü 3'tür. Burada 2y vardır ve bu ifade neye eşittir? 6'ya eşittir. 16 bölü 3'ü buradan kaldırıp buraya eksi 16 bölü 3 olarak alırsam 3 kere 6, 18. 16 çıkarsa buradan 2 bölü 3 elde edildi. 2y ifadesi 2 bölü 3 ise buradan y'nin değeri de ne olacaktır? 1 bölü 3 olacaktır. O halde x de y'nin toplamı 16 bölü 3 ile 1 bölü 3'ün toplamından ne yapar? 17 bölü 3 yapar. Sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Arkadaşlar birinci öncülde verilen ifadenin deltasını hesaplayalım. Bu ifadenin deltası B'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı C'dir. Ve bu ifade hesaplandığında sonuç sıfırdan büyük çıktığı için gerçek sayılar kümesi bu fonksiyonun çözüm kümesi olacaktır. Devam ediyorum ikinci öncüle baktım. İkinci öncülde delta ifadesini hesaplarsam B'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı C ifadesi sıfırdan küçük çıktığı için buradaki ifadenin gerçek kökü yoktur. O halde ikinci öncül benim sorumun cevapları arasında olmalı. Üçüncü öncüle baktığımda burada delta ifadesini hesaplıyorum. B sayısı burada yoktur. O halde B'nin karesi sıfırın karesi. Eksi 4 çarpı A çarpı C ifadesi de sıfırdan küçük olduğundan bu ifadenin de gerçek kökü olmayacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar birinci öncülde verilen ifadenin deltasını hesaplayalım. Bu delta hesaplandığında B'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı C ifadesi hesaplanmalı. Şimdi buradaki işaretler yardımıyla bu ifadenin işaretini tespit etmeye çalışacağım. Arkadaşlar B kare ifadesi daima pozitif bir ifadedir. Arada eksi ifadesi var. Şimdi buradaki ifadeye bakıldığında A sayısının negatif olduğunu ve C sayısının pozitif olduğunu yani şu kısmın değerinin ne olduğunu söyleyeceğim? Negatif olduğunu söyleyeceğim. Peki pozitif bir sayıdan negatif bir sayı çıkardığımızda şu iki ifade birbirine artı yapacağından sonuç ne çıkacaktır? Sıfırdan büyük çıkacaktır. O halde bu ifadenin iki farklı gerçek kökü bulunmalıdır. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci öncüldeki ifade için delta'yı yazarsak. Delta eşittir. B'nin karesi. Bakın burada B'nin olduğu yerde eksi A vardır ve bunun karesi aslında A karedir. Eksi 4 çarpı A çarpı ne yazacağım buraya? Eksi C yazacağım ve şu ikisi birbirini ne yapacak? Artı yapacak. Şimdi bu ifadenin işareti incelendiğinde A'nın karesi daima pozitiftir. Arada artı işareti var. Şimdi buradaki ifadenin işaretine bakıyorum. B'nin işareti negatif. C'nin işareti pozitif. Bu durumda şu 3 tane ifadenin çarpımı burada negatif olacaktır. Pozitif bir ifade ile negatif bir ifadeyi topladığımda sonuçla ilgili kesin bir şey söyleyemiyorum. O halde arkadaşlar bu ifade için kesin bir cevap veremeyeceğim. Devam ediyorum. Üçüncü öncüldeki ifadeyi incelediğimizde Buradaki ifadenin deltası delta eşittir. B'nin karesi yani B'nin olduğu yerde B'nin olması gerektiği yerde A olduğu için A'nın karesi. Eksi 4 çarpı x karenin katsayısı çarpı sabittir. Bu durumda ben burada neyi biliyorum? A kare ifadesinin daima pozitif olduğunu biliyorum. Arada eksi olduğunu biliyorum. Şimdi ne yapacağım? Buradaki ifadenin işaretine bakacağım. Buradaki ifadenin işareti B sayısı eksi pardon C sayısı artı B sayısı eksi olduğu için bu ifade burada negatiftir. Ve pozitif bir ifadeden negatif bir ifade çıkardığımızda bu ikisi birbirine artı yapacağından bu ifade sıfırdan büyük olacaktır. Delta sıfırdan büyük olduğu için bunun iki farklı gerçek kökü vardır. Sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. Arkadaşlar köklerden bir tanesi burada 5-2i ise bu durumda diğer kökün ben ne olduğunu biliyorum. 5 artı 2i olduğunu biliyorum. Bu iki kök toplandığında buradan kökler toplamı ifadesi şu ikisi gideceği için ne gelecektir? 10 gelecektir. Doğru yanıt E seçeneğidir.